Merhaba arkadaşlar, Örgü Aşkı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu bebek patiğin yapılışını anlatmak istiyorum. Patiğimizin alt tabanı 11 santim ve 6-9 ay bebekler için uygun. Patiğimizin alt tabanından 40 ilmekle başlıyoruz. Arttırarak 60 ilmek olana kadar arttırmalarımız devam ediyor. Sonrasında yan taraftaki arttırmadan olan kısımlara geçiyoruz ve yan taraf bu şekilde İki renk olarak devam ediyor. Siz dilerseniz eğer patiği tek renkle yapabilirsiniz. Ben bunu kız bebek için yaptım. Siz isterseniz erkek bebekler için uygun olan renkleri de seçerek o şekilde yapabilirsiniz. En son patiğimizin ön kısmı keserek devam ediyor. Ve yan taraftaki ipimizi geçirdiğimiz kısmı da yaptıktan sonra bir sıra daha boyun kısmını yapıyoruz ve patiğimizi tamamlıyoruz. Patiğimizde kenar oyası yok. Arka taraftan ve alt taraftan dikişlerimiz var. Patiğimiz bu şekilde. Patiğimizde her ikisi de aynı marka Kartopu Baby One iplerini kullandım ben. 3 numara şişimiz var. Makasımız. Pomponumuzu yapmak için de bir adet kalın bir kaleme ihtiyacımız var. Şimdi 40 ilmekle açık renk ipimizle patiğimizin alt tabanından başlıyoruz. Evet, şimdi tek şiş üzerine 40 ilmek atarak patiğimizin tabanından başlıyoruz. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 ilmek attık. Git gel yapıyoruz, arttırma yapmadan düz olarak. Yine alt kısmı da haroşa örüyoruz. Yan taraftaki kabarık olan yerlerde ters örüyoruz. Sadece alt kısımda haroşa, tabanlı haroşa örüyoruz. İlk ilmeğimizi örmeden aldık. Sonraki ilmekleri düz örerek devam ediyoruz. Bu sırada arttırma yapmıyoruz. Git gel yapıyoruz ve bir diş haroşamız oluyor. İlmek attığımız sırayı saymadan bir sıra git gel olarak düz örüyoruz tüm ilmekleri. Sonrasında tabandaki arttırmaları yapacağız. Son ilmeğimizi ters örüyoruz. Örgümüzün arka yüzünden de tüm ilmekleri yine düz örerek devam ediyoruz. İlk ilmeğimizi örmeden aldık. Sonraki ilmekleri yine arka tarafına banıyoruz ilmeklerimizin. Ve bu ilmekleri de düz örüyoruz. Her defasında ilmeğin arkasından düz örüyoruz. Arkasına banıyoruz ve düz örüyoruz. Bu şekilde git gel yapıyoruz.
Son ilmeğimizi yine ters örüyoruz. Sıranın sonunda. Şimdi sıranın başında ipimizin sağ tarafta olduğu kısım sıramızın başı. Buradan arttırmalarımız devam ediyor. İlk ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Sonraki ilmeği düz örüyoruz. Yine arka tarafa banıyoruz. Bir tane dolayarak arttırma yapıyoruz. 17 ilmek düz örüyoruz. Yine ilmeklerin arkasına banarak ilmeklerimizi düz örüyoruz. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17 ilmek ördük. Bir tane yine üst taraftan dolayarak arttırma yapıyoruz. 2 ilmek yine düz. Yine bir tane üst taraftan dolayarak arttırma. 17 ilmek düz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ilmek ördük. Son 2 ilmeğimiz kaldı şişimizde. Yine bir tane dolayarak artırma yapıyoruz. Bir ilmek yine düz. Son ilmeğimizi ters örüyoruz. İpimiz ön tarafta. Ters örüyoruz. Arka sıradan tüm ilmeklerimizi yine düz örerek devam ediyoruz. Her sırasında düz örerek haroşa sıralarımızı elde ediyoruz. İlk ilmeğimizi örmeden aldık. Sonraki bir ilmeği düz örüyoruz. Arttırma ilmeğinin dışından banmıyoruz ilmeğe. İçine banarak bu ilmeği de düz örüyoruz. Sonraki 17 ilmeği yine düz. Bu 17 ilmek ördüğümüz ilmekleri arka taraftan banıyoruz. Arttırma ilmeğini içinden banıyoruz. Bu ilmekleri arka taraftan banarak yine düz örüyoruz. Yine arttırma ilmeğine kadar devam ediyoruz. Arttırma ilmeğinin arkasına banmıyoruz. İçine banarak, burası arttırma ilmeği, dış tarafa banmıyoruz. İçine banarak bu ilmeği de düz örüyoruz. Yine 2 ilmek düz. Arttırma ilmeği yine dışına banmıyoruz. İçine banarak bu ilmeği de düz örüyoruz. Sonraki 17 ilmeği yine sıra sonuna kadar düz örüyoruz. İlmeklerin arkasına banarak arttırma ilmeğine kadar tüm ilmekleri düz örüyoruz. Evet, yine arttırma ilmeğinin arka kısmına banmıyoruz. İçine banarak bu ilmeği de düz örüyoruz. Sonraki ilmeği arka taraftan banıyoruz, düz örüyoruz. Son ilmeğimizi ipimiz ön tarafta ters örüyoruz. İlk arttırma sıramızı yaptık. 2 diş haroşamız oldu. Arttırmalarımız devam ediyor. Her sırada 4 ilmek arttırma yapmış oluyoruz. 2 tane başta ve sonda, 2 tane de ortada olacak şekilde 4 ilmeğimiz artıyor. Sıranın başında ipin olduğu taraf sıramızın başı. 1 ilmek örmeden aldık. 1, 2 ilmek düz örüyoruz. Bir tane yine dolayarak arttırma yapıyoruz. 17 ilmek düz örüyoruz. Yine bir tane dolayarak arttırma. 1, 2, 3, 4 ilmek düz ördük tekrardan. Bir tane dolayarak arttırma yapıyoruz. 17 ilmek düz.
bir tane dolayarak arttırma iğne, şişimizde kalan son 3 ilmeğimizi 2 ilmek düz örüyoruz. Son bir ilmeğimizi ters örüyoruz. Arka yüzünden yine ilmeklerimizi düz örerek geliyoruz. İlk ilmeğimizi örmeden alıyoruz. 1 2 ilmek düz ördük. Arttırma ilmeğinde ilmeğimiz kaçmış. İki ilmek düz ördük. Arttırma ilmeğini yine içine banarak düz örüyoruz. Sonraki 17 ilmeği yine düz. Yine arttırma ilmeğin dış tarafından değil, içine banarak bu ilmeği de düz örüyoruz. 4 ilmek düz. Yine arttırma ilmeğindeyiz. İçine banarak bu ilmeği de düz örüyoruz. Tekrardan 17 ilmek düz örüyoruz. İlmeklerin arkasına banarak örüyoruz ilmeklerimizi. Arttırma yaptığımız ilmeğin içine banarak örüyoruz. Sonraki ilmekleri yine arkasına banıyoruz düz ilmeklerimizi. Son ilmeğimizi ters örüyoruz. Evet, sıranın başındayız yine. Arttırma sırasındayız. İlk ilmeğimizi örmeden aldık. 1 2 3 ilmek düz ördük. Bir tane de örmeden aldık. 4 ilmeğimiz var. Yine bir tane dolayarak arttırma yapıyoruz. 17 ilmek düz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17. Yine 17 ilmek düz ördük. Bir tane dolayarak arttırma yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6 ilmek düz ördük. Yine bir tane dolayarak arttırma yapıyoruz. 17 ilmek tekrar düz örüyoruz. Bu 17 ilmek patiğin tabanı bitene kadar hep aynı kalıyor. Baştaki ve ortadaki ilmek sayıları artıyor. İlmek ördük. Bir tane dolayarak artırma yapıyoruz. Sonraki ilmekleri 1 2 3 ilmek düz ördük. Son ilmeğimizi ipimiz ön tarafta ters örüyoruz. Arka yüzünden de tüm ilmekleri yine ters örüyoruz. Artırma ilmeklerin İçine banarak düz örüyoruz. Tüm ilmeklerimiz arka yüzden de düz örülüyor. 4 ilmek düz ördük. Artırma ilmeğin içine banarak düz örüyoruz. Yine kalan ilmeklerimizi düz. Arka tarafına banıyoruz ilmeklerimizin. Arttırma ilmeğinin dışından değil içine banarak örüyoruz ilmeği. Yine düz örüyoruz. Tüm ilmekler aslında düz örülüyor. Arttırma ilmeklerin içine banarak düz örüyoruz. Diğer ilmeklerimize dış taraftan banıyoruz ilmeğimize. Yine düz örüyoruz ilmeklerimizi.
Artırma ilmeğinin içine banarak düz örüyoruz. Artırma ilmeğinin yine içine banarak düz örüyoruz. Kalan ilmekleri yine düz, son ilmeğimize ters örüyoruz. Evet, 3 sıra artırma sırasını tamamladık. 4. sıramıza geçtik. Yine sıramızın başındayız. 1 ilmek örmeden alıyoruz. 1 2 3 4 ilmek düz ördük. 5 ilmeğimiz var. Bir tane yine dolayarak artırma yapıyoruz. 17 ilmek düz. Yine bir tane dolayarak artırma yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6 6 ilmek düz ördük. Bir tane dolayarak artırma yapıyoruz. Tekrar 17 ilmek düz örüyoruz. Burada 8 ilmek olması gerekiyor orta kısımda. Bir tane artırma yaptık. 6 ilmek değil 8 ilmek örüyoruz. Yine bir tane dolayarak artırma yapıyoruz. 17 ilmek düz. Bir tane dolayarak artırma. 4 ilmek düz. Son ilmeği ters örüyoruz. Evet, 4. artırma sıramızı tamamladık. Arka yüzden de tüm ilmekleri düz örerek geliyoruz yine. İlk ilmeğimizi örmeden aldık. Sonraki 4 ilmeği düz örüyoruz. Artırma ilmeğinin içine banarak yine düz örüyoruz. 17 ilmek düz. Artırma ilmeğin içine banarak yine düz örüyoruz. 8 ilmek düz. Yine artırma ilmeğin içine banarak düz örüyoruz. 17 ilmek düz. Artırma ilmeğin içine banarak yine düz örüyoruz. Kalan ilmeklerimizi düz, son ilmeğimizi ters örüyoruz. Evet, yine sıranın başında artırma sırasındayız. Bakın buralar zaten belli oluyor artırmalarımız. Buralar genişliyor. Bu orta kısımdaki 17 ilmek fatiğin tabanının bitimine kadar hep aynı kalıyor. Orta kısımda da V şeklinde orta kısımdaki ilmeklerimiz artıyor. 2 ilmekle başladık. 4, 6, 8. Bu sırada da 10 ilmek olacak şekilde sağdan soldan artırma yapıyoruz. Ve sıranın sonunda yine artırmamız var. Bu şekilde her sırada 4 ilmeğimiz artıyor. 1 ilmek örmeden aldık. 5 ilmek düz örüyoruz. 3, 4, 5. Bir tane dolayarak artırma yapıyoruz. 17 ilmek düz. Bir tane dolayarak artırma yapıyoruz yine. 10 ilmek düz orta kısımdaki ilmeklerimiz. 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10. Yine bir tane dolayarak artırma yapıyoruz. 17 ilmek düz. Yine bir tane dolayarak artırma yapıyoruz. Kalan ilmeklerimizi sıra sonuna kadar düz örüyoruz. Son ilmeğimizi ters. Evet, şimdi önce bir sayalım. Arka yüzünden sayarak gelelim. Toplamda artırmalarımız 60 ilmek olana kadar devam ediyor demiştim. İlk ilmeğimizi örmeden aldık. 2, 3, 4, 5, 6, artırma ilmeğinin içine banıyoruz. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, artırma ilmeğinin içine banıyoruz. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, yine arttırma ilmeğin içine banıyoruz. 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 ve 60. Son ilmeğimizi ters örüyoruz. 60. ilmeğimizi. Şimdi şişimizde 60 ilmeğimiz var. Patiğimizin tabanını tamamladık. Ortalardan 2 ilmek arttırdık. Baştan ve sondan arttırmalar yaptık. Toplamda şişimizde 60 ilmeğimiz var. Patiğimizin tabanını tamamladık. Şimdi üst kısmı için yine pembe, açık pembe ipimizden devam ediyoruz. Artırma yapmadan 4 sıra düz örüyoruz. İlk ilmeğimizi örmeden aldık. Sonraki ilmeklerimizi düz örüyoruz. Artırma yapmıyoruz. Bu kısımda yine ön yüzündeyiz. İpimizin olduğu kısım ön yüzünde. Ön taraftan düz, arka taraftan ters örerek geleceğiz. Bu kısım düz olarak devam ediyor. Haroşolu kısım sadece alt tabanda. Üst kısımlar düz ters olarak devam edecek. Örgümüzün ön yüzünden tüm ilmeklerimizi sıra sonuna kadar düz örüyoruz. Son ilmeğimizi yine ters örüyoruz. Örgümüzün arka yüzünden ön tarafta düz ördük. Bu sırayı ters olarak dönüyoruz.
tüm ilmeklerimizi ters örüyoruz. İpimiz ön tarafta, ilmeklerimizi ters örüyoruz. Sıra sonuna kadar arttırma yapmadan yine devam ediyoruz. Yine 60 ilmeğimizi örgümüzün ters yüzünden ters örüyoruz. Evet, örgümüzün düz yüzünden 2 sıra ördük. Ön yüzünden düz, arka yüzünden ters olarak 2 sıra ördük. Bu şekilde yine ön yüzünden düz, arka yüzünden ters olarak devam ediyoruz. Bu kısmı da örelim önce. Ön yüzünden düz, arka yüzünden de ters olacak şekilde git gel yapıyoruz. Önce bu 2 sırayı da bir örelim. Evet, şimdi 2 sıra daha ördük. Toplamda 4 sıra düzümüz oldu. İkinci renk ipimizi taktık. Bu sırada da ikinci renk ipimizi de düz örüyoruz. Arka sırada ters öreceğiz. Tüm ilmekleri düz örüyoruz. Koyu renk pembemizin ilmeklerini bu sırada düz örüyoruz. Arka sıradan yine düz örerek devam edeceğiz. Çünkü İpimizin geçiş yerlerinin ön tarafa gelmesi lazım. Arka taraftaki ip geçişleri ön tarafa denk gelmemesi için bu sırayı düz örüyoruz. Artırma yapmadan tüm ilmeklerimizi sıra sonuna kadar düz örerek devam ediyoruz. Evet, bir sırayı düz ördük. Arka sıradan da ilmeklerimizi düz olarak devam ediyoruz. Dediğim gibi bu boğumlu olan kısım ters örülüyor. Haroşa olarak değil, ters örülüyor. Örgümüzün arka yüzünden de ilmeklerimizi, koyu pembe olan ilmeklerimizi sıra sonuna kadar düz örüyoruz. Evet, 2 sıra koyu pembe ipimizden ördük. Şimdi bu yüzden ilk sıramızda düz örmüştük koyu pembe ipimizden.
Bu sırada ters olarak devam ediyoruz. İlk ilmeğimizi örmeden aldık. Sonraki ilmekleri sıra sonuna kadar şişimizde olan 60 ilmeğimizi ters örüyoruz. Evet, üçüncü sıramızı da tamamladık. Dördüncü sırada arka yüzünden yine koyu pembe ipimizi düz örüyoruz ilmeklerimizi. Sadece bu kısım ön tarafa düşmemesi için ilk sıramızı ön taraftan düz ördük. Sonrasında ön yüzünden ters, arka yüzünden düz örüyoruz. Dördüncü sırada ters yüzünden ilmeklerimizi düz örüyoruz. Evet, 4 sırayı tamamladık. İlk kabarcıklı olan çubuğumuzu ördük. Şimdi açık pembemizden devam ediyoruz. İpimizi kesmemiştik. Açık pembe ipimizden devam ediyoruz. Tüm ilmeklerimizi sıra sonuna kadar açık pembe ipimizden düz örüyoruz. Bu renk ipimizden de git gel yaptıktan sonra yine koyu renk ipimizden devam ediyoruz. Açık renk ipimizden 2 sıra örüyoruz. Bu örgümüzün düz yüzü, düz yüzünde açık pembemizden düz örüyoruz ilmeklerimizi. Örgümüzün ters yüzünden yine ilmeklerimizi açık renk ipimizle tüm ilmeklerimizi ters örüyoruz.
Evet, ilk boğumumuzu elde ettik. Sonrasında iki sıra açık pembe ipimizle düz git gel yaptık. Şimdi tekrar ikinci boğumumuzu yapıyoruz. Yine baştaki gibi bu sırayı düz örerek devam ediyoruz. Koyu pembe ipimizle ilk düz sırada düz devam ediyoruz. Tüm ilmeklerimizi yine ilk sıradaki boğumumuz gibi yine bu sırada da düz örerek devam ediyoruz. Evet, ilk sıramızı tamamladık. Koyu renk ipimizden bir sıra düz ördük. Arka sıradan da yine ilk boğumumuzda yaptığımız gibi ön yüzünden düz, bu sıralarda da düz olarak devam ediyor. İlmeklerimiz zaten belli oluyor. Sadece şu renk geçişleri iç tarafa denk gelsin diye burada devam ediyoruz. Arka yüzünde de bu ilmeklerimizi düz örüyoruz. İlk ilmeğimizi örmeden aldık. Sonraki ilmekleri yine düz olarak örüyoruz. İlmeklerimizin arka tarafından banarak düze çeviriyoruz. Ters olan ilmeklerimizi arka taraftan banıyoruz. Evet, ters yüzünden de bu ilmeklerimizi düze çevirerek sıranın sonuna kadar tüm ilmeklerimizi düz örüyoruz. Evet, koyu renk pembemizle ikinci sıramızı tamamladık. Arka yüzünden tüm ilmeklerimizi düz ördük. Ön yüzünden bu kez zaten ilmeklerimiz belli oldu. Ön yüzünden ters, arka yüzünden de düz olacak şekilde git gel yapıyoruz. Yine koyu renk ipimizle devam ediyoruz. İlk ilmeğimizi örmeden aldık. Sonraki ilmekleri düz yüzünden ters örüyoruz. Evet, bu şekilde düz yüzünden ters, ters yüzünden de düz olacak şekilde git gel yapıyoruz. Bu iki sırayı da ördükten sonra tekrardan açık pembe ipimizden devam edeceğiz. Evet, şimdi iki sıramızı daha ördükten sonra açık pembe ipimizden kenar kısmını tamamlamış oluyoruz. Arttırma, eksiltme yapmadan pembe ipimizden devam ediyoruz. Bir sıra git gel yaptıktan sonra ön taraftan düz, arka taraftan da ters örüp geliyoruz.
Eğer patiğinizin büyük olmasını istiyorsanız eğer başlangıçtaki 40 ilmeği daha fazla yapmanız gerekiyor. Daha büyük boyutta patik elde etmiş olursunuz. Örgümüzün düz yüzünden düz ördük. Arka yüzünden de ters örüp geliyoruz. Tüm ilmeklerimizi arka yüzünden ters örüyoruz. Evet, şimdi şişimizde 60 ilmeğimiz var. Bunu ikiye katlayıp katladığımız zaman 30 ilmek bir tarafa, 30 ilmek bir tarafa olacak şekilde ortadan 8 ilmeği git gel yapacağız ve ön kısımdaki kesme işlemini yapacağız. Şimdi pembe, koyu pembe ipimizi kesiyoruz. Açık pembe ipimizle ortaya kadar önce ilmeklerimizi düz örerek geliyoruz. 60 ilmeğin yarısı 30 ilmek. Bunun da 4 ilmeğini orta kısım için ayırıyoruz. Diğer taraftan da 4 ilmek, yani ortadan 8 ilmek ön burun için ayırıyoruz. Bu kısımdaki 30 ilmekten 4 ilmek eksiltiyoruz. 26 ilmek örerek orta kısma kadar açık renk ipimizle geliyoruz. Koyu renk ipimizi kestik. İlk ilmeğimizi örmeden aldık. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. 26 ilmek ördük, orta kısma kadar geldik. Şimdi bu kısımda kabarık olan kısımdan başlıyoruz kesmeye. Yani koyu renk ipimizi takarak devam ediyoruz örgümüze. Bu kısımda da 8 ilmekle git gel yaparak ilmeklerimizi keserek ön burun kısmını oluşturacağız. Koyu renk ipimizi taktık. 7 ilmek düz örüyoruz koyu renk ipimizle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ilmek ördük. 8. ilmeğimizi ipimiz ön tarafta, yan taraftaki 2 ilmeği birlikte ters örüyoruz. Dönüyoruz. İlk ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Bu kısımdaki koyu renk kısımlar düz örülmesi gerekiyor. Yani bir önceki sırada düz ördüğümüz ilmekleri bu sırada da düz örerek devam ediyoruz. İlk ilmeğimizi örmeden aldık. Birlikte ördüğümüz son 2 ilmeği örmeden sağ şişe aldık. Sonraki ilmekleri düz örmeye devam ediyoruz. 1, 2, 3,
4, 5, 6 ilmek düz ördük. Bir tane de örmeden almıştık. Sondaki bir ilmeğimizi ipimiz düz tarafta iki ilmeği birlikte düz örüyoruz. İki ilmeği, sondaki iki ilmeği birlikte düz ördük. Dönüyoruz. Birlikte ördüğümüz ilk ilmeğimizi sağ şişe alıyoruz. Sonraki ilmeklerimizi ters örüyoruz. Sağ şişe aldık ilk ilmeğimizi. Sonraki ilmeklerimizi 6 ilmek ters. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ilmek ters ördük. 7. ilmeği yan taraftaki ilmekle birlikte ipimiz ön tarafta 2 ilmek ters örüyoruz. Dönüyoruz. Arka sıradan da geldiğimizde ilk kabarık olan kısmını tamamlamış oluyoruz. İlk ilmeğimizi örmeden aldık. Sonraki 6 ilmeği düz örüyoruz. 3, 4, 5, 6, 7. ilmeği yan taraftaki ilmekle birlikte 2 ilmek birlikte düz örüyoruz. Dönüyoruz. Sıranın başında ilk kabarık olan kısmı tamamladık. Kesmemiz devam ediyor. İp rengimizi değiştiriyoruz. İlk ilmeğimizi açık renk ipimizle düz örüyoruz. Sonraki ilmeklerimizi yine düz örerek devam ediyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ilmek düz ördük. Bir tane de başta örmüştük. 7 ilmeğimiz var. Son ilmeğimizi 8. ilmeği yan taraftaki ilmekten birlikte ipimiz ön tarafta 2 ilmek birlikte ters örüyoruz. Dönüyoruz. İlk ilmeğimizi örmeden sağ şişe alıyoruz. Sonraki ilmeklerimizi ters örüyoruz. 6 ilmek ters. 2, 3, 4, 5, 6, 7. ilmeğimizi ipimiz ön tarafta, pardon, ipimiz arka tarafta, ters tarafta düz birlikte örüyoruz. 2 ilmeği birlikte düz ördük. Örgümüzün düz yüzünde yine ipimizin rengi değişiyor. Yine kabarık olan kısma geçtik. Burada yine ipimizin rengini değiştirerek devam ediyoruz. Koyu renk pembe ile devam ediyoruz. 7 ilmek düz örüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ilmek düz ördük. 8. ilmeği yan taraftaki ilmekle birlikte 8. ilmek diğer yan taraftaki ilmekle birlikte 2 ilmek birlikte ters örüyoruz. Dönüyoruz. İlk ilmeğimizi örmeden sağ şişe alıyoruz. Sonraki ilmeklerimizi düz örüyoruz. 6 ilmek düz örüyoruz. Son ilmeğimizi 6 ilmek düz ördük. Son ilmeğimizi yan taraftaki ilmekten birlikte 2 ilmek birlikte düz örüyoruz. Dönüyoruz yine. Bir sıra daha git gel yaptıktan sonra yine ipimizin rengini değiştiriyoruz. İlk ilmeğimizi sağ şişe alıyoruz. Örmeden. Sonraki ilmekleri 6 ilmek ters. 7. ilmeği yan taraftaki ilmekle birlikte 2 ilmek birlikte ters örüyoruz. Arka sıradan yine İlk ilmeğimizi örmeden sağ şişe alıyoruz. Sonraki 6 ilmeği düz örüyoruz. Yedinci ilmeği yan taraftaki ilmekten birlikte 2 ilmek birlikte düz örüyoruz. Yine örgümüzün ön yüzünde ipimizin rengini değiştirerek devam ediyoruz. Baştan
7 ilmek düz örüyoruz. Açık renk ipimizden devam ediyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ilmek düz ördük. 8. ilmeği yan taraftaki ilmekten birlikte ipimiz ön tarafta birlikte ters örüyoruz. Dönüyoruz yine. Örgümüzün ters yüzünden ilk ilmeğimizi örmeden sağ aşağı alıyoruz. Sonraki ilmeklerimizi 6 ilmek ters. 7. ilmeği yan taraftaki ilmekten birlikte 2 ilmek birlikte düz örüyoruz. Yine örgümüzün düz yüzünde koyu renk ipimizden 4 sıra git gel yapıyoruz. Açık renk ipimizden 2 sıra git gel yapıyoruz. Bu kabarık olan kısımlar 4 sıra. İçe basık olan kısımlar 2 sıra örülüyor. Açık renk iple örülen kısımlar. Bu şekilde ön kısımdaki kabarık olan 1, 2, 3, 4, 4 sıra bu şekilde kabarık kısımları örüyoruz. 2 tane örmüşüz. Devam ediyoruz örmeye. Yine koyu renk ipimizden devam ediyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ilmek düz ördük. 8. ilmeği yan taraftaki ilmekten birlikte ipimiz ön tarafta ters örüyoruz. Arka sıradan ilk ilmeğimizi örmeden sağ şişe alıyoruz. Sonraki 6 ilmeği ters örüyoruz. Düz örüyoruz, pardon. İlk ilmeğimizi örmeden aldık. Sonraki ilmekleri 6 ilmek düz örüyoruz. Yine 7. ilmeği yan taraftaki ilmekten birlikte 2 ilmek birlikte düz örüyoruz. Ön yüzünden yine ilk ilmeğimizi örmeden sağ aşağı alıyoruz. Sonraki 6 ilmeği ters. Yedinci ilmeği yan taraftaki ilmekten birlikte 2 ilmek birlikte ters örüyoruz. Arka yüzünden de geldikten sonra yine ipimizin rengini değiştiriyoruz. İlk ilmeğimizi örmeden aldık. Sonraki 6 ilmeği düz örüyoruz. Yedinci ilmeği yan taraftaki ilmekten birlikte 2 ilmek birlikte düz örüyoruz. Evet, açık renk ipimize geçtik yine. 7 ilmek düz örüyoruz. Açık renk pembemizle 2, 3, 4, 5, 6, 7 ilmek ördük. 8. ilmeği yan taraftaki ilmekten birlikte ipimiz ön tarafta birlikte ters örüyoruz. Döndük yine. Arka yüzünden yine ilmeklerimizi düz örerek de ters örerek geliyoruz. İlk ilmeğimizi örmeden aldık. Sonraki 6 ilmeğimizi ters örüyoruz. 7. ilmeği yan taraftaki ilmekten birlikte 2 ilmek birlikte düz örüyoruz. Yine örgümüzün ön yüzünde ipimizin rengini değiştiriyoruz. Ön kısımda 4 tane kabarık olan koyu pembe ile örmemiz gereken son sıramız bu. Sonrasında boyun kısmına devam edeceğiz. İpimizin rengini değiştiriyoruz bu sırada. 1 düz örüyoruz yine 2 3 4 5 6 7 ilmek düz ördük. 8. ilmeğimizi yan taraftaki ilmekten birlikte ipimiz ön tarafta birlikte ters örüyoruz. Arka yüzünden yine dönüyoruz. İlk ilmeğimizi örmeden sağ şişe alıyoruz. Sonraki ilmeklerimizi düz örüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ilmek düz ördük.
7. ilmeği yan taraftaki ilmekle birlikte 2 ilmek birlikte düz örüyoruz. Ön yüzünden yine devam ediyoruz. İlk ilmeğimizi örmeden aldık. Sonraki 6 ilmeğimizi ters. Yedinci ilmeğimizi yan taraftaki ilmekle birlikte 2 ilmek birlikte ters örüyoruz. Arka yüzünden de örüp geliyoruz. İlk ilmeğimizi örmeden sağ şişe alıyoruz. Sonraki 6 ilmeği düz örüyoruz. Yedinci ilmeği yan taraftaki ilmekle birlikte 2 ilmek birlikte düz örüyoruz. Evet, bu kısmın kabarık olan kısımlarını tamamladık. Şimdi son sıramız, öndeki kesme sıramız. Açık renk ipimizden devam ediyoruz. 7 ilmek düz örüyoruz. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi ilmek düz ördük. İpimiz ön tarafta, sekizinci ilmeği yan taraftaki ilmekten birlikte iki ilmek birlikte ters örüyoruz. Dönüyoruz. İlk ilmeğimizi örmeden sağ şişe aldık. Sonraki ilmekleri ters örüyoruz. İki, altı ilmek ters örüyoruz. Üç, dört, beş, altı. Yedinci ilmeğimiz, yine son ilmeğimiz yan taraftaki ilmekle birlikte iki ilmek birlikte düz örüyoruz. Evet, bu da ön kısımdaki burun kısmının son kesme sırasıydı. Bu şekilde kabarık olan dört sıramızı tamamladık. Son sıramıza geldik. Şimdi karşı tarafa kadar geliyoruz. Açık renk ipimizle arka sıradan, ipimiz arka sırada çünkü, devam ediyoruz. Düz örerek karşıya kadar geliyoruz. Ters örüyoruz burada. Bu kısım ters çünkü. Devam ediyoruz. Buradan orta kısma kadar gelmiştik örerek. Şimdi buradan da karşıya kadar geldik. Sıramızı tamamlamış olduk. Şimdi ön kısımdan buradan kenar kısmından bir boyun kısmının koyu renk kabarık olan kısmını bu şekilde arttırma eksiltme yapmadan örmeye devam ediyoruz. Pembeyle karşı tarafa kadar geldik. Koyu renk ipimizden devam ediyoruz. Bir sıra koyu renk ipimizle örüyoruz. İlmekleri sayarak devam edelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 ilmeğimiz var. Bu kısımda kesmeler sonrası 38 ilmeğimiz var. Şimdi bu kısmı arka sıradan yine ön kısımda yapmış olduğumuz gibi kabarık olarak örmeye devam ediyoruz. Bir sıra düz ördük. Arka sıradan da düz örerek geliyoruz. Arka yüzünden.
İlmeğimiz kaçmış. Evet, şimdi ön yüzünden yine düz örerek geliyoruz. İlk ilmeğimizi örmeden aldık. Sonraki ilmeklerde düz örerek sıra sonuna kadar geliyoruz. Evet, git gel yaptık ve ön yüzünden ters olacak şekilde, ön yüzünden ters, arka yüzünden de düz olarak bu iki sırayı da ördükten sonra daha sonrasında kenar kısımdaki bağcık için delik açmamız gerekiyor. Ön yüzünden de bu sırada ters, arka sırada da düz olacak şekilde git gel yapalım, daha sonrasında devam ediyoruz. Evet, şimdi iki sıra daha ördük, git gel yaptık. Açık renk ipimizden devam ediyoruz. Evet, şimdi kenardaki bağcığımızın deliklerini, bu sırada deliklerini açacağız. Bir ilmek düz örüyoruz. Açık pembemizle bir artırma yapıyoruz. Sonraki iki ilmeği birlikte düz örüyoruz. Bir tane dolayarak artırma yapıyoruz. Sonraki iki ilmeği birlikte düz örüyoruz. Bir tane dolayarak arttırma, sonraki iki ilmeği birlikte düz. Bir tane dolayarak arttırma, sonraki iki ilmeği birlikte düz. Bir tane dolayarak arttırma, sonraki iki ilmeği birlikte düz. Sıra sonuna kadar tüm ilmekleri bu şekilde bir arttırıyoruz. Sonraki iki ilmeği birlikte düz örüyoruz. Bir tane dolayarak arttırma, sonraki iki ilmeği birlikte düz. Yani bir sırada arttırma yaptığımız ilmeği bir sonraki ilmekte ikisini birlikte örerek yine ilmek sayımızı aynı şekilde devam ettiriyoruz. Bir tane dolayarak arttırma, sonraki iki ilmeği birlikte düz. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyoruz. Son ilmeğimizi arttırma ve son kalan iki ilmeği birlikte düz. Arka yüzünden de yine ilmeklerimizi ters örerek geliyoruz. İlk ilmeğimizi örmeden aldık. Sonraki ilmekleri ters örerek sıra sonuna kadar geliyoruz. Tüm ilmeklerimizi arttırma, eksiltme yaptığımız ilmekleri tamamını ters örüyoruz. Evet, bu şekilde tüm ilmeklerimizi sıra sonuna kadar ters örerek geliyoruz. Bu kısımda patiğimizdeki bağcığımızı geçireceğimiz yuvamızın örülüşü bu şekilde delik olacak şekilde
örgümüzün düz yüzünde yine ipimizin rengini değiştiriyoruz ve boyun kısmındaki son kabarık olan kısmı yaptıktan sonra patiğimizi tamamlamış oluyoruz. İpimizin rengini değiştiriyoruz. Örgümüzün düz yüzünde bu sırada tüm ilmeklerimizi koyu pembemizle düz örerek karşı tarafa kadar geliyoruz. Tüm ilmeklerimizi koyu pembeyle karşıya kadar örüyoruz. Arka yüzünden yine ilmeklerimizi düz örerek geliyoruz. Arka yüzünden yine ilmeklerimizi düz örerek karşıya kadar geliyoruz. Tüm ilmeklerimizi düz örüyoruz bu sırada da. Örgümüzün ön yüzünden ters, arka yüzünden de düz olacak şekilde iki sıra daha ördükten sonra ilmeklerimizi keseceğiz. Sonrasında patiğimizi bitirmiş olacağız. Şimdi bu yüzden düz yüzünden yine ilmeklerimizi ters örüyoruz. İlmeklerimizi ters örüyoruz düz yüzünden, arka yüzünden de düz örerek git gel yaptıktan sonra boyun kısmının kesmesini tamamlıyoruz. Evet, şimdi ön yüzünden ve arka yüzünden ördük geldik. Yine örgümüzün ön yüzündeyiz. Bu sırada da ilmeklerimizi keserek devam ediyoruz. İlk ilmeğimizi örmeden aldık. Sonraki ilmeği ters ördük. Diğerini üzerinden atlatıyoruz. Bir ilmek ters örüyoruz. Diğerini üzerinden atlatıyoruz. Bir ilmek ters, diğerini üzerinden atlatıyoruz. Bir ilmek ters, diğerini üzerinden atlatıyoruz. Tüm ilmekleri keserek karşı tarafa kadar geliyoruz. Bir ilmek ters, diğerini üzerinden atlatıyoruz. Evet, bu şekilde keserek karşı tarafa kadar gelelim. Evet, karşı tarafa kadar ilmeklerimizi keserek geldik. İpimizi kestik. Bu kısımda örgümüzü ters çevirerek, siz dikerek de yapabilirsiniz ama ben tığlayarak yaptığım için kenardan açık renk ipimizle, kesmediğimiz ipimizle buradan tığlamaya devam ediyorum. Sık iğnenin iki ucu birleştirerek
ipimizin uçlarını da içine örerek devam ediyoruz. Bir zincir çektik, iki ucu birleştirdik. Sık iğneyle birleştiriyorum. Arka kısımdan öncesinde, sonrasında alt tabanı tığlayarak devam ediyoruz. Sık iğneyle bu kısmı birleştirerek devam ediyoruz. Üst üste gelecek şekilde dikkat ederek renklerin üst üste gelmesine dikkat ederek bu kısmı tığlayarak alt tabanda beraberinde tığlayarak bu kısmı bu şekilde sık iğneyle tamamını birleştiriyoruz. Uçtan gösterdim. Banıyoruz. Sık iğneyle iki ucu birleştiriyoruz. Banıyoruz. Sık iğneyle birleştiriyoruz. Siz dilerseniz dikerek de yapabilirsiniz bu kısmı. Evet, bu şekilde tığlayarak karşı tarafa kadar geliyoruz. Evet, şimdi patiğimizin dikiş işlemini tamamladık. Ön taraftaki küçük pomponlar için kalınca bir kalemin çevresine 40 defa sarıyoruz. Kalemden çıkartıp orta kısmından sıkıca düğüm atıyoruz. İkiye katlıyoruz. Birkaç defa sararak pomponumuzun çevresinden birkaç defa sardık ve sıkıca bir iki defa düğüm atıyoruz. İplerin uçlarını biraz uzun bırakarak sarmış olduğumuz kısmı kesiyoruz. Pomponumuzun kenarlarını düzelterek aynı boyutta kenar kısımlarındaki fazlalıkları düz bir şekilde düzelterek evet, bu şekilde 4 tane pompon yaparak patiğimizin yan taraftaki ipi içinde 1 metre kadar açık renk ipimizde, yani pomponu hazırladığımız ipten 1 metre kadar alıyoruz ve bunu ikiye katlayarak bir ucunu bir elimizden tutarak diğer ucundan şu şekilde kıvırarak sonuna kadar kıvırıyoruz. Bu şekilde 1 metre olan ipimizi bir tarafını sabit tutuyoruz, diğer tarafından kıvırıyoruz.
ipimizin iki ucunu da bir araya getiriyoruz ve bu kısmı da düzelterek şu şekilde ipimizi hazırlıyoruz. 1 metre olan bir ipi bu şekilde katlayarak kenardaki bağcığımızı hazırlıyoruz ve önüne pomponumuzu uzun bıraktığımız uçlarından bağlayarak sabitliyoruz. Evet, patiğimizi tamamladık. İpimizi yaptık ve pomponlarını ucuna sabitledik. Bir tarafa, bir ipimizi bir tarafa, diğer ipimiz de diğer tarafa olacak şekilde iki taraflı yan tarafa gelecek şekilde yaptık iplerimizi. Patiğimiz bu şekilde. Yapmak isteyenlere kolay gelsin. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.